ev bulunmaları imkansız. Konut ve kira fiyatlarının yükselmesi de doğrudan memleketimizin refahını etkiliyor. Üstelik müteahhitlerin ve komisyoncuların kazandığı para da milletimizin cebinden çıkıyor. İkinci temel sorun milli güvenlik endişesi. Parayı basana vatandaşlık veren bu iktidar için paranın nereden geldiği, nasıl kazanıldığı, vatandaşlık alan kişinin adli sicil kaydının ne olduğu hiç önemli değil. Bu nedenle bugün İstanbul, dünyadaki kara paranın, suç örgütlerinin, mafya babalarının, bu mafya babası dediklerim şey değil ha, Türkiye'den değil, ve yabancı istihbarat servislerinin adeta cirit attığı bir şehre dönüştü. Nerenin tacizcisi, tecavüzcüsü, sapı varsa memleketimizin dört bir yanına saçıldı. İnsanlarımız artık çocuklarını parka göndermekten bile endişe duyuyor. Zaten her an şiddet, tecavüz ve ölüm korkusuyla yaşayan kadınlar artık bu korkuyu daha da derinden hissediyor. Üçüncü temel sorun, kayıt dışı iş gücü ve istihdam. Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı'nın da itiraf ettiği gibi bugün ülkemizde kaçak göçmen işçilerin sağladığı iş gücü bizzat iktidar tarafından göz yumulan bir olgu. Ham madde ve enerji fiyatlarını düşüremedikleri için belli ki çareyi iş gücü maliyetlerini bu yolla düşürmekte bulmuşlar. Ancak bu durum ülkemizdeki kayıtlı istihdam piyasasını mahvediyor. Vergisini veren, sigortasını yatıran milletimizi adeta cezalandırıyor ve mevsimlik işçilik başta olmak üzere Türk işçisini değersizleştiriyor. Peki bir ekonomi bu şekilde ayakta kalabilir mi? Elbette kalamaz. Ancak iktidardakiler her konuda olduğu gibi bu konuda da kulaklarının üzerine yatmayı tercih ediyor. Ve son olarak dördüncü temel sorun ise Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşması. Bu anlaşma her bakımdan Türkiye'yi aşağılayan, Avrupa'nın dışına iten ve ülkemizi bir kaçak göç hendeğine, bir mülteci kampına çevirmeyi amaçlayan bir anlaşmadır. Sayın Erdoğan ise bu anlaşmayı imzalayarak hem ucube sistemine Avrupa'dan sınırsız kredi sağlamış hem de şu ana kadar Avrupa Birliği'nden 9,5 milyar euro yardım almıştır. Hatta hatırlarsanız Sayın Erdoğan'ın bizzat kendisi. Bunu asla unutmayın, unutturmayın. Her gittiğiniz yerde bunu hatırlatın. Avrupa Birliği vatandaşlarının sokak, onun sözlerini, Sayın Erdoğan sözlerini söylüyorum. Avrupa Birliği vatandaşlarının sokaklarında özgür ve güvenli şekilde gezmelerinin Türkiye sayesinde mümkün olduğunu söylemişti. Ne karşılığı? Yani ülkemize ettiği ihaneti düpedüz itiraf etmişti. Sömürge valisi edasıyla ülke yönetmeye çalışan Sayın Erdoğan belli ki anlamıyor ama ben yine de kendisine hatırlatmak istiyorum. Sayın Erdoğan, Türkiye bir sömürge ülkesi değildir. Türkiye, Orta Doğu'nun bataklığına mahkum olacak bir ülke de değildir. Türkiye egemen, bağımsız ve onurlu bir cumhuriyettir. Ecdadımızın kanıyla, canıyla, tüm varlığıyla ortaya koyduğu irade ile kurulan devletimizi sizin şahsi çıkarlarınıza, menfaatlerinize ve ayak oyunlarınıza bırakmayız. Bunu böyle bilesin. Aziz milletim, sevgili gençler, size garanti ediyorum, İyi Parti iktidarıyla birlikte Türkiye'de sığınmacı sorunu diye bir sorun kalmayacak. Ancak özellikle gençlerimizden bir şey rica ediyorum. Hasreten rica ediyorum. O da öfkenize yenilmemeniz. Sizleri haklı öfkeniz üzerinden kendi oyun sahasına çekmeye çalışanları lütfen dinlemeyin. Berbat göç politikalarına kurban arayanların sizi manipüle etmelerine sakın izin vermeyin. Kendi beceriksizliklerine kılıf arayanların tuzağına asla düşmeyin. Şunu bilin ki
sığınmacıları geri göndermek uluslararası hukuktan doğan en doğal hakkımız. Beşer Esad kapsamlı bir af çıkartıp sığınmacılara ülkenize dönün diyor. Ama Sayın Erdoğan durun daha karpuz kesecekti, durun daha vatandaşlık verecektik diyerek buna engel oluyor. Yani şu anda sığınmacıların dönmesini istemeyen ve bunu engelleyen tek bir kişi var. O da bizzat Sayın Erdoğan'dır, Erdoğan. Ama sevgili gençler, hiç endişe etmeyin. İyi Parti'nin iktidar, AK Parti'nin de muhalefet olduğu bir Türkiye'de bu sorunun çözülmeme ihtimali yok. Dolayısıyla sorun öfkeyle değil, sağduyuyla çözeceğiz. Nefret tiratlarıyla değil, diplomasi diliyle çözeceğiz. Boyun eğerek değil, dik durarak çözeceğiz. Sulandırmadan, saptırmadan, Türk milletine yakışır biçimde devlet ciddiyetiyle çözeceğiz. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Aziz milletim, evet, büyük sorunlarımız var. Bir tanesi de ciddiyetsizlikten, bilgisizlikten kaynaklanan, liyakatsizlikten kaynaklanan devlet krizi. Evet, zor günlerden geçiyoruz ama Türkiye büyük bir ülke. Türkiye potansiyeli olan bir ülke. İnanın Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Tek yapmamız gereken artık iyice lüzumsuz hale gelen ampulü söndürüp İYİ Parti'nin güneşinin tadını çıkarmak. Vizyonumuzla, projelerimizle, çözümlerimizle zengin, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi inşa etmek için biz hazırız. Türkiye ekonominin E'sinden bile anlamayan, bu beceriksizlikten, bu vasatlıktan kurtarmak için biz hazırız. Türkiye'nin en donanımlı ekonomik kadrosuyla milletimizi içine sokulduğu bu yoksulluk sarmalından kurtarmak için biz göreve hazırız. Onlar ise o kutlu gün gelene kadar artık kaçınılmaz olandan kaçmak için çırpınıp duracaklar. Millete hizmet yerine yalanlar üretmeye devam edecekler. Cumhuriyetin çocuklarına hakaret etmeye devam edecekler. Yolsuzlukları gizledikleri gibi İYİ Parti'nin yükselişini de gizlemeye çalışacaklar. Problem yok. Bizleri ekranlardan uzak tutmak için ellerinden geleni yapacaklar. Çözümlerimizi görmezden gelecekler. Vallahi yani bizim kadro bizi çözüm manyağı yaptı. Habire proje yapıyoruz. Kalmadı yani. Şunu ne yapmalıyız? Hadi bakalım bir çözüm. Hem de parasına puluna nereden bulunacağına kadar. Böyle bir sistemde projeniz nedir denilemeyecek, çözümünüz nedir denilemeyecek partilerin başında İYİ Parti geliyor. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 5 yıldır yaptıkları gibi İYİ Parti gerçeğinin üzerini örtmeye çalışacaklar. Varsın olsun ne yaparsa yapsınlar bizi durduramayacaklar. Milletimizin iradesine engel olamayacaklar. Türkiye'nin önünü daha fazla tıkayamayacaklar. Nitekim Sayın Erdoğan da artık kendisine ayrılan sürenin sonuna geldiğini görüyor. O nedenle artık sadece tek bir derdi var. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı. İşi gücü bıraktı. Adayınız kim diye soruyor. Acaba benim yerime kim gelecek diye büyük bir merak içinde. Hatta bunun için sandığa gömüleceğini bile bile adaylığını bile açıkladı. Devir teslim heyecanıyla geceleri uykularının kaçtığından eminim. Sayın Erdoğan, hiç merak etme. Senin yerine özgürlük gelecek. Senin yerine adalet gelecek. Senin yerine demokrasi gelecek. Senin yerine liyakat gelecek. Senin yerine huzur gelecek. Senin yerine bereket gelecek. Sen gönlünü ferah tut. Sen gideceksin, istibdat bitecek. Sen gideceksin, hürriyet gelecek. Sen gideceksin,
güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek. Sen gideceksin, milletimiz yeniden iktidara gelecek. Şimdiden kemerlerini bağlasan iyi edersin. Çünkü İYİ Parti iktidarına çok az kaldı. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.